izleyenler maçı ve transfer gündemini değerlendiriyor olacağız. Turgay Demir, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın Çiğdem Ceylan. İyi haftalar. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Keyifler yerinde Turgay abi. Biz bütün manşetleri izleyenlerle buluşturduk. Sen de takip etmişsindir. Tabii senin köşe yazına dair de bir takım notları ben paylaştım izleyenlerle. Lütfen detaylarını sen ver. Neden bu seri sona erdi Beşiktaş'ta? Puan kaybının sebepleri sana göre nelerdi? Buradan başlayalım. Bir defa sona ermeyen bir seri yoktur dünyada. Yani her serinin bir sonu olur. O ya da bu sebeple bir şekilde bitecekti zaten. Yani bir takımın 40 haftanın hepsini kazanması mümkün değil. Bu neden Hatay'da oldu onu söyleyebilirim. Şimdi Hatay Spor savunmasıyla forvetleri arasında oynayan bir takım. Uzun toplarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Yani orta sahayı pas geçen bir takım. Orta sahayı pas geçen bir takıma karşı sizin o bölgede bozan değil yapan oyuncularla oynamanız lazım. Sergen Hoca'nın elinde de yapan oyuncu yoktu. Yani Oğuzhan Beyler hiç iyi durumda olsaydı eğer muhtemelen onlarla oynardı ve böyle olmazdı. Fakat elinde 6,5 numaralık 3 tane oyuncu var. İşte Atiba, oynasa da oynamasa Mensa, De Souza, Dorukhan bunları kullanıyor. Dolayısıyla biraz şartlar gereği böyle oldu. Buna rağmen dünkü yayınımızda siz yoktunuz efendim. Ceyda Dönmez'le yaptığımızda dedik ki Abubakar ve Gezal bu maça damga vurur dedik. Biri iki asist yaptı, biri gol attı. Dolayısıyla olay doğrulandı diyelim tahminimiz. Maçın ilk yarısında Hatayspor'un çok etkili bir oyunu vardı. Hakikaten çok keyifli bir mücadeleydi. İkinci yarıda Hatay'ın yorulacağı çok belliydi. Zaten bugüne kadar her maçta bir sıkıntı yaşadılarsa bunun sebebi bu. Enerjilerini 90 dakikaya yayamıyorlar. O nedenle bana göre dün 2-2'lik skor adil bir skordur. Hı hı. Takımların oynadığı oyuna bakınca adil bir skordur. Peki şimdi ilk yarıda nefes kesen bir gol düellosu oldu. Sen de demin belirttin. İkinci yarı biraz daha durgun geçti. Ben şunu merak ediyorum. Hem Sergen Hoca'nın hamleleri hem ilk 11'leri doğru muydu sana göre? Bunu da bizimle paylaş. Özellikle sen belirttin demin. Gezal iki golünde asistini yapan isim oyundan çıktıktan sonra hani Beşiktaş'ın hücumda etkisini kaybettiğini gördük. Mesela bu yanlış bir hamle miydi Turgay abi? Çok yanlıştı diyemem. Çünkü Hatay Spor 10 kişiyle kapanır hale gelmişti. 10 kişiyle kapanan bir takıma doldur boşalt orta yapmak yani Gezal'ı kullandığınızda diyelim. Gezal çünkü sadece ortalarla oynuyordu. İki asist de öyle yaptı. Duran toplar biri, diğeri de uzun ortaydı. Yani araya girmiyordu, araya pas atmıyordu, şut atmıyordu. Oysa öyle biri gerekiyordu o kapanan takımı açmak için. Oraya Oğuzhan'ı aldı. Doğru bir hamleydi yani yanlış değil. Gezal da zaten işini yapmıştı fakat o saatten sonra Gezal'ın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Rakip artık Gezal'ın etrafına iki kişi koymuştu. Topla buluşması bile zor hale gelmişti. Yani hamlesi yanlıştı diyemem. Sıkıntı şuydu. Yedek kulübesinden gelen Oğuzhan performans veremedi. Bence o performans verecek konumda olsaydı, eski Oğuzhan olsaydı, geçen haftaki Oğuzhan olsaydı orada maçı tekrar döndürebilirdi yani. Hı hı. Peki Hatayspor da tabii bu arada iyi bir takım. Sen de zaten köşe yazında belirtmişsin. Yani Hatayspor deplasmanına giden takımlar genelde zorluk çekiyorlar. Onlar da iyi mücadele ettiler. Peki herkes orada bir şey bırakır Çiğden. Beşiktaş 2 puan bıraktı. Hı hı. Bir başkası gider 3 puan bırakır. Herkes bir şeyler bırakır orada yani. Peki bu puan kaybı Turgay abi nasıl etkiler Beşiktaş'ı? 5 maçlık müthiş bir seriden bahsediyoruz. Puan tablosunda hala liderliğini koruyor. Şimdi Galatasaray derbisine çıkacak. Valentin yok dedik. Böyle bir eksikle tabii bu derbiye çıkıyor olacak. Etkiler mi mental olarak bu puan kaybı derbi öncesinde gelen? Beşiktaş'ın bir puan alması kayıp mıdır kazanç mıdır çok tartışılır. Şu anlamda tartışılır. Sınırlı bir kadroyla her hafta kazanarak yürüyemezsiniz. Hatay deplasmanında alınan bir puan bana göre sadece Beşiktaş için değil
alabilecek olan diğer takımlar için de büyük başarıdır. İyi bir takım Atak. Trabzon deplasmanı, Gaziantep deplasmanı, Karagümrük deplasmanı, bunlar böyle maçlardır. O yüzden orada bir moral bozukluğu olduğunu düşünmüyorum. Aksine ilk yarı kötü oynayan, yanlış oyunu tercih eden Beşiktaş'ın rakibine gol pozisyonu verse de karşılık vermediği bilmesi önemli. Burada altını çizmem gereken şu Çiğdem, müsaade edersen. Tabii, buyurun. Ben insanların maçı izlerken nasıl izlediklerini hakikaten merak etmeye başladım. Mesela dün birinci golde, akşam programları izliyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Herkes diyor ki Ersin hatalı. Oysa golü Rozier'in attığının farkında değiller. Ya nasıl bir maç izlemektir bu? Ersin'in yattığı köşeye top kucağına gelirken Rozier topun üstünden atlamaya çalışıyor ve topuğunla vurup terse gönderiyor topu. Yani Ersin'in altından geçiyor top. Bunu görmemişler. Deniz Şoban'ı okuyorsun değil mi? Allah razı olsun ondan hakemliği bıraktığı için. Diyor ki Rozier diyor rakibini boşluğa düşürüyor. Penaltı olmalıydı. Demek ki maçı yönetse bu arkadaş, hakemliği bırakmasa penaltı verecek. Bir savunma oyuncusu olduğu yerde duruyor. Rakip santrfor gelip üzerine çıkıyor ve buna penaltı verecek bu arkadaş. Hatırlarsan ağlayarak hakemliği bırakmıştı. Ve bu adam yayıncı kuruluşta hakem yorumculuğu yapıyor. Allah sabır versin Türk insanı, ne diyeyim. Geliyorum Hatayspor'un hocasına. Ömer kardeşim. Ya Ömer kardeşim. Ben bir gazeteciyim. Belli bir maaşla çalışıyorum. Futbol kitabını ezber etmişim. Sen benim 100 katım maaş alıyorsun. Aklına gelip offside nedir diye bakmak gelmedi mi hiç aklına? Bizim attığımız gol diyor. Offside değildi. Akşam yorumculara bakıyorum. Top Wellington'dan gelse offside olmaz diyorlar. Allah hakikaten peki. Bu ülkeye sabır versin. Bir saniye bitireyim lafımı. Ya arkadaşlar, futbol kitabı sayfa 100. Futbol kitabı sayfa 100. Diyor ki savunma oyuncusu kurtarış yapıyorsa, oynama değil kurtarma yapıyorsa, offside'deki oyuncu o topa dokunamaz. Yani top Wellington'dan gelse bile offside. Hakikaten bu ülke futboluna çok büyük değerlerimiz varmış. Akşam bunu bir kez daha gördüm. Kuralları bilmeyen, ezbere konuşan yüzlerce insanımız varmış. Hepsini alınlarından öpüyorum. Turgay abi, bir de transferi de sormak istiyorum sana ki Sergen Hoca bizzat bu konuda da açıklamalar yaptı. Yani transfer planı yapamıyoruz dedi ekonomik sebeplerle. İşte Mandzukic hala gündemdeki biliyorsun sıcaklığını koruyor. Maçla ilgili de ne sevindik ne üzüldük şeklinde.